Araç lastiklerini değiştirmenin zamanı da geliyor. Peki kışlık lastik seçiminde nelere dikkat etmeli? Hangi lastiği almalıyız? Önceki seneden kalan lastikleri bu yılda kullanabilir miyiz? Doğru lastiğin özellikleri geliyor şimdi. Kış kapıyı çalmak üzere. Lastik satış yerlerinde hareketlilik artmaya başladı. Kış lastiklerini değiştirmek için illa da karın yağmasını beklemeyin. Çünkü hava sıcaklıkları 7 santigrat derecenin altına düştüğünde daha iyi bir yol tutuşu için kış lastiği şart. Fren mesafesi açısından, güvenlik açısından yazlık lastikte naylon oranı daha fazla olduğu için artı 7'nin altına düştüğü zaman hava sıcaklığı sertleşir lastik. Sertleştiği zaman da ister istemez kayma riski daha fazla olur. Kışlık lastiğin sürücü için birçok avantajı var. Fren mesafesi, buz üzerinde tutuşu, performansı, ıslak zeminde tutuşu bunların hepsi kış lastiğinde daha fazla kauçuk oranı olduğu için daha güvenli, daha emniyetli olur. Kış lastiğinin ömrü ise sürücülerin kafasını karıştıran en büyük sorun. Kullanımdan kullanıma çok fark eder ama kullanım süresi 5 yıldır. 5 yıldan sonra lastiğin diş derinliği bitmemiş olsa dahi güvenlik açısından değişmemiz lazım. Lastiğin diş derinliği bize kullanım ömrünü gösteriyor. Fabrika çıkışı 8 mm kalınlıkta dişe sahip lastik 3 mm'ye kadar kullanılabilir. Lastiğin yan kısmında bulunan bu sayı ve rakamlar lastikle ilgili birçok ipucu veriyor. Bakalım bunlar neler? Kesit genişlikleri de zaten tek tek lastik üzerinde yazılıdır. Buna dikkat etmemiz lazım. Lastiğimizde kışlık işareti, yani kış kar işareti olmasına dikkat etmemiz lazım. Üretim tarihlerine dikkat etmemiz lazım. Aracın mutlaka 4 lastiği de değiştirilmeli. Tavsiye edilen her zaman 4'tür. Yani niye 4'tür? İşte frene bastığın zaman virajlarda falan arka savurur, ön zapt edemezsin. Bunların hepsi çok önemli. Ayrıca lastiklerin balans ayarı yaptırılmadan araca takılmaması gerekiyor. Şu sıralarsa kış lastiği değiştirmenin tam zamanı. Kış lastiği güzel yani karda, buzda aracın kaymaması dolayısıyla yani güzel bir şey.